Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Yıldırım Şentürk ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba Sever. Nasılsın? İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yıldırım hocayla daha önce Zimmel'i konuşmuştuk ve Zimmel üzerine iki program yapmıştık. O zaman da yaptığımız programda hocayla gündelik hayatı, şehri konuşmaya devam edeceğimizi zaten sizlere söylemiştik. Bugün başka birini, Goffman'ı konuşacağız ve aslında Zimmel'den oldukça farklı birini konuşacağız bugün. Ve Goffman'ın kitaplarından yola çıkarak, Goffman'ın günlük yaşamda kişiler arası etkileşimi nasıl kurduğu üzerinde daha çok duracağız. Ama yine her zamanki gibi kimdir bugün söz konusu edeceğimiz kişi? Ondan bahsedelim isterseniz hocam. Tabii. Erwin Goffman 1922 doğumlu, Kanadalı sosyal bilimci, sosyolog ama özellikle lisans üstüyle beraber artık Amerika'ya geçiyor. Chicago Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Yani bir yana köken olarak Kanadalı ama akademik kariyeri olarak bakarsanız Amerikan sosyolojisi içerisinde yetişmiş biri. Sembolik etkileşimler, Chicago Ekolü etrafındaki çalışmalara dahil olmuş. Ve zaman içinde de dramaturji adı altındaki bir yaklaşımı ile tanındı, kendisi tanındı. Özellikle günlük hayatta beyinliğin sunumu çalışmasıyla 1959'da yayınlanıyor. Daha doğrusu 56'da önce Edinburgh Üniversitesi yayınlıyor. Daha sonra 59'da tekrardan yayınlanıyor. Ve onun da tanınmaya kendisi tanınıyor. Ve bundan sonra bir dizi çalışması daha var. Damga diye bir çalışması var. Burada toplumda dışlanmış kimlikler üzerine bir araştırma yapıyor. Türkçe'ye barınaklar ve tımarhaneler diye çevrilen bir çalışması var. Bu çalışmasında değişik total kurumlarda, mesela yatılı okullar, akıl hastaneleri, hapishanelerde bireyi nasıl dönüştürüyor? Nasıl bireyin üzerinde etkisi var? Bunu incelediği çalışması var. Bir dizi özellikle bu dramaturjiyle başlayıp ama onu da geliştiren çalışmalarıyla tanınan biri. Ama biraz 60 yaşında ölüyor. 1982'de. O yüzden bir yanına çok parlak biri ama öldüğü için de böyle son zamanlardaki çalışmalarıyla kısa kesildi izlenimi yaratıyor. Yani hala potansiyeli vardı, sosyal bilim üzerine etkisi olabilecekti diye düşünülen biri. Türkiye'de sembolik etkileşim etrafında daha çok böyle tanındı. Ama son zamanlarda çalışmaları çevrilmeye başladı. Önce Metis yayınlarından günlük hayat benliğin sunumu çalışması. Günlük yaşamda benliğin sunumu çalışmasıyla tanındı. Daha sonra Heretik Yayınları bir dizi kitabını çevirdi ve yavaş yavaş Goffman Türkiye'de ele alınmaya başlandı. Bugünkü konuşmamızda da biraz onu açmaya çalışacağım. Peki hocam, Goffman'ın en önemli özelliklerinden birisi tiyatro kavramlarını kullanması ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi dramatürjiyi mesele edinmesi. Nedir bu? Neden bunu yapıyor? Şöyle başlayayım istersen. Yani şimdi Goffman bu kitabı 56'da ilk yayınladı. Sonra 59'da tekrar yayınladı. Yani 50'lerin sonunda yayınlanıyor. O dönemde güçlü olan akım, çalışmalardaki eğilim yapısal işlevselcilik. Özellikle Amerikan sosyolojisinde Parsons'ın çok büyük bir etkisi var. Bireyler nasıl görülüyor? Bir toplumsal sistem var ve o toplumsal sistemin içinde konumlanışlar var, statüler var, konumlanışlar var ve o statünün gerektirdiği rolü yerine getiriyor. Değil mi? Ve bu algı içinde mesela siz bir öğretmenseniz o statünün gerektirdiği rolü yerine getiriyorsunuz. İşte bir öğretim üyesiyseniz, bir doktorsanız, polisseniz değil mi? Değişik toplumsal veya zengin bir kesimdensiniz. Bir konumlanış var ve bu anlatımda bireyler sanki o sistem neyi icap ediyorsa, neyi dayatıyorsa yerine getirenler gibi görünüyor. Çok fazla farklı davranabilecek bir olanağı yok gibi. Veya sanki böyle tepede bir toplum var, haydi şunu yap diyor, istiyor senden ve birey bunu yerine getirenmiş gibi anlatılıyor. Goffman'ın yapmaya çalıştığı, peki birey gündelik hayatın içinde biz nasıl bir şeyleri yerine getiriyoruz? Yani şunu demiyor, birey evet toplumun içinde ilişkilere dahil değil, tamamen bağımsız, iradi davranıyor. Böyle bir şeyi savunmuyor. Ama bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu süreç nasıl
anlayabiliriz, analiz edebiliriz. İşte burada dramaturjiyi kullanıyor. Yani biz değişik ortamlarda, toplumsal ortamlarda, bağlamlarda bir performans gerçekleştiriyoruz diyor. Yani bunu bir metafor olarak kullanıyor aslında dramaturjiyi. Bunu moda mod, gerçekten de onun gibi anlamamız gerektiğini de savunuyor. Bu bir metafor diyor ama bize nasıl bir şeyi veriyor? Nasıl ki bir tiyatro sahnesinde oyuncu çıktığında bir rol kral olabiliyor değil mi? Çıkıyor ve birden kral gibi hareket ediyor. Sonra sahneden çıktığında başka bir şekilde hareket edebiliyor. Akşam evine gidiyor falan. Aslında gündelik hayatın içinde de bizler çok çok farklı rollere dahil oluyoruz. Performanslar gerçekleştiriyoruz diyor. Şimdi performans gerçekleştirmek dediğinde aynı sahneye çıkar gibi. Bakın birden ne önemli olmaya başlıyor? Tiyatro imgesi işte oradan geliyor. Bir ön sahne var değil mi? Bu ön sahneye çıktığınızda bir performans gerçekleşiyor. Ama bu hiçbir zaman tek başına yapılan bir şey değil. Sizin performans gerçekleştirebilmeniz için birisi karşıda izleyicinizin olması gerekiyor. İzleyiciyle beraber gerçekleşiyor. Değil mi? Belirli bir mesela kralın dediğinizde belirli bir kıyafet, kostüm giymiş olmanız gerekiyor. Ona göre uygun görünüşüm sağlamamız lazım. Ona göre konuşma tarzınızın değişmesi lazım. İşte ve bunu detaylandırıyor. Yani işte ön sahne, görünüm, tutum, değil mi? Bütün bunlarla beraber ve başkalarıyla da birlikte. Yani siz tek başınıza da bir şey gerçekleştirmiyorsunuz. Mesela kral olduğunuzda bile bir tiyatro sahnesini düşünün. Yanında başka oyuncular var. Onlar size kralım gibi seslenirken saygıyı gösteriyorlar değil mi? Ve bütün bunlarla sizin saygı görülecek bir insan gibi algılanıyorsunuz. Günümüze gelelim. Hastaneye geldiğinizde bir doktor, ama doktorun yanında hemşire var değil mi? Mesela muayenehanesine gittiğinizde birden o ilişkinin içine siz de giriyorsunuz hasta olarak. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki orada bir hemşire var, not tutuyor, onun dediğini yapıyor değil mi? Burada bir takım işi gibi. Bakın neye sağladı böylece? Biz gündelik hayatın içinde aslında bu tip bir sürü dramaturjik şeyler, performanslar, rutinler gerçekleştiriyoruz. Şimdi artı nasıl oldu? Artık insanın rolü dediğimizde tek başına bireyin içinde bulunan bir şey değil, bir fiziksel bir ortam var, düzenleme var, kıyafetimiz var, konuşma tarzımız var ve bütün bunlar hepsi bir araya gelerek biz karşıya bir şey ifade ediyor. İfade sunmaya çalışıyoruz, izlenim sunmaya çalışıyoruz. Ama karşıdaki de bunu tamamen dediğimiz gibi de yorumlayabilir, farklı da yorumlayabilir. Yani mesela bir yemek yediniz, elinize sağlık, çok güzel olmuş diyebilirsiniz değil mi? Söz olarak beğendiğinizi gösteriyorsunuz ama bir başka yerde siz daha böyle heyecanlıyorsunuz, biraz daha böyle değil mi? Şeyiniz ve hareketlerinizle gerçekten daha çok sevdiğiniz anlaşılıyor. Bakın bir yandan ne oluyor? Verdiğimiz mesaj sadece söylediklerimiz de değil. Onun dışında davranış tarzımız, gözlerimizi açmaz veya birini gördünüz, merhaba seni gördüğüme sevindim diyorsunuz ama böyle biraz donuk gözlerle söylediğimiz bir yer var. Birinde var, daha gözleriniz açık, böyle gerçekten sevinmişsiniz, heyecanınızı belirtiyorsunuz, bazen sarılıyorsunuz. Bu ikisi arasında bir fark var. Bunlar neden önemli? Birey dediğimiz şey bile, etkileşim dediğimiz bile tek başına gerçekleşmiyor. Biz başkasıyla beraber etkileşimi gerçekleştiriyoruz. Onunla beraber, yani tek bir birey var ve onun benliği oluşmuş, tek başına benliğiyle hareket eden bir bireyden başkalarıyla etkileşime geçerek oluşan bir benlikten bahsediyoruz. Anladın mı? Şimdi siz biriyle karşılaşıyorsunuz, orada bir samimi ilişkidesiniz, sonra başka bir tarafa doğru geçiyorsunuz, yine bir ilişkidesiniz. Bununla beraber benliğimizi her gün böyle bir performans gibi gerçekleştiriyoruz. O zaman uymamız gereken, yani sergilememiz gereken belirli kodlarla yazılmış performanslar aslında bunlar. Şimdi önemli kısmı o. Yani bir yandan tiyatro gibi bakarsan her tarafta rol yapıyormuşuz gibi algılanabilir. Evet, bir yanıyla rutinlerimiz var. Yani mesela bir öğretim üyesi olarak sınıfa girdiğinde ortalama bir şey var. Sınıfa giriyorsun, malzemelerini koyuyorsun, sınıfa önce bir merhaba diyorsun değil mi? Sesleniyorsun, öğrenciler sana sesleniyor. Bir rutin var. O yönüyle de sanki önceden planlanmış falan veya bir hemşire, işte hastane, doktorun arasındaki ilişkiyi falan düşündüğünüzde orada da bir rutin var. Ve buna rutin diyor. Ama önemli kısmı burası moda mod, her zaman aynı biçimde gerçekleşmiyor. Siz bazen aynı sınıfa girip ya kafam karışık diyebiliyorsunuz. Sınıftakiler de bunu anlayıp evet normal diye bakabiliyor. Değil mi?
O böyle mod gerçekleşen, kodlanmış bir şey değil. Veya mesela öğretim üyesisiniz ve bu sizin kimliğinizde, performansınızda önemli bir şey. Birden bir çocuğunuz oluyor ve annelik rolü daha ön plana da geçebiliyor. Oraya daha ağırlık verebiliyorsunuz. Akademik şeyi daha geriye çekmiş olabiliyorsunuz. Veya bir STK'ya dahil olursunuz. Oradaki aktivitelerde çok daha yoğunsunuz, aktifsiniz. Bazı şeyleri biraz daha geriye çekebiliyorsunuz. Yani neye getiriyor? Performans demekle beraber. Yani yapısal işlevselcilerden farklı. Orada sanki bir rolün var ve onu yerine getirmek zorundasın. O rolü nasıl getirdiğimiz değişebiliyor. Ya hem aynı kişi içinde değişebiliyor hem de kişiden kişiye. Yani sonuçta mesela bir sürü öğretmen var. Yani bir liseyi düşünün. 40 tane 50 tane öğretmeni var. Her biri sözde öğretmenlik rolünü yapıyor ama bu role ne anlam atfettiği, bunu gerçekleştirmek için neler yaptığı, değil mi? Biri kıyafetine daha ön plana getirerek yapabilir. Biri o verdiği dersin içeriğini geliştirerek öğretmenliğe atfettiği performansı güçlendirebilir. İçinde bir yelpaze var, çeşitlilik var. Ve burası kıymetli olan şey açısından, Goffman için. Artı, evet bir yandan planlanmış bir yanı var. Yani ama tam bir tiyatro oyunu gibi yazılmış bir şey de değil her zaman. Çünkü gündelik hayatın içine, günlük hayat kısmı oradan önemli. Aslında bir sürü farklı yerde etkileşime geçiyoruz ve biz her zaman her şeyi hesaplamıyoruz. Mesela minibüse bindiniz. Bazı şeyler rutin, işte şurada ineceğinizi söyleyip parayı veriyorsun, arkaya oturuyorsun, başkası para verirse teşekkür ediyorsun. Orada bir rutinin var. Ama birden başka bir şey oluyor. Ve değil mi, ona hazırlıklı bile değilsin. Ve bazen hazırlıklı değilsin, bir şeyler söylüyorsun. Bazen de mesela hazırlıklı olmadığın için söylediğin hoşuna gitmiyor. Bir sonra yine aynı olay yaşayınca farklı söylüyorsun. Değil mi? Bu sefer hazırlanmış oluyorsun. Ya diyorsun ben buna niye bir şey söylemedim dediği hiç hoş değildi. Ama ne oluyor, gündelik hayatımızın içinde bu yani bir sürü farklı ortama giriyoruz ve bunların her birini inceleme kıymetli hale geliyor. Çünkü artık böyle tek bir kişilik kimlik yok. Siz tek başına bir kimlik, mesela A kimliği, çoğu zaman da biz mesela kimlik deyince sınıfsal veya etnik kimlik olarak falan bakıyoruz. Veya işte siyaseten bakış, ama şimdi birey dediğimiz şeyi bir sürü yerde performatif bir şey giriyorsa bütün buralarda mesela bir yerde iyi bir insan olabiliyorsunuz, bir yerde biraz mesafeli insan, bir yerde neşeli vesaire, bütün bunları o gündelik şeyin içinde bulmuyorsunuz. Yani mesela tatil ortamlarına gidince böyle insanlar birden etrafındaki bütün çocukları görmeye başlıyor. Değil mi? Yani sokakta normalde çocuk görmeyen kişi bile hemen yan tarafa taşınmış komşuya biliyor, merhaba. Çünkü nasıl bir mod var? Herkes tatile geldi. Herkes birbirlerine iyi davranıyor, sıcak davranıyor. Ama belki aynı apartmanda otursalar o kadar sıcak davranmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu da ilginç bir şey. Eğer kişinin kişiliği benli sabit bir şey olsaydı, normal evindeki, apartmanındaki davranışıyla bir tatil yerindeki davranışı aynı olması lazım. Ama siz gittiğiniz yerde de, burada biz eğlenmeye geldik, kafada dinlemeye geldik, kimseyle uzun süre bir şey için didişmeyeceğim diyoruz. Değil mi? Yani böyle bir modda girdiğinde o sizin etkileşiminizi etkiliyor. Siz öyle sıcak davrandığınızda karşınızdaki de size sıcak davranıyor. Ve sürekli de böyle bir teyit hali var. Yani o bir yüz yüze ilişki o yüzden önemli. Siz mesela karşınızdakine kibar davranıp buyurun beyefendi dedikten sonra diğeri sert davranırsa diyorsunuz ki ne yaptı bu? Değil mi? Çünkü uymuyor. Hareketle uyuşmuyor. O yüzden sürekli teyit edilen bir şey. Dramaturjinin ilginç yanı burası. Böyle bir yerde olup bitmiş bir kimlik değil, gündelik hayatımızın içinde sürekli teyit edilen bir şey. Bir yanı var. Ama bu sürekli teyit edilmesi de bir süre sonra o rutini tekrar edilmek zorunda olan bir şeye dönüştürmüyor mu? Yani rutinler var. Yani birincisi bir sürü hayatımız için bir sürü yer rutine oluşuyor. Yani artık klasikleşmeye başlıyor. Aynı tarzda yapıyoruz falan. Ama orada bile her zaman hata yapma, kesintiye uğrama, kriz olma. Mesela farz edelim ki işte biraz önceki örneği verelim. Yine hastanedesiniz. Oradaki rutini sadece siz yapmıyorsunuz. Hep siz rutininizi yerinize yapıyorsunuz ama bir takımsa oradaki başkalarıyla işte diğer personelle falan birlikte gerçekleştirilen bir şeyse onlardan biri mesela canı sıkkınsa, o gün o rutinin yerine gerçekleştirmişse yine bir sorun yaşanabilir. Değil mi? Ve böyle bir durumda bile aslında üzerini çözmeye, savunma ölçütleri var. Yani onu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bazen ne yapıyoruz? Herhalde arkadaşım morali bozuk diyoruz. Neyse sen git bir sigara iç gel diyoruz. Değil mi? Bütün bunlarla orada bir gariplik var ya da yine hey heylerin üstünde var deyince
Bak ne yapmış oldu? Anlık bir mesele, normalde sen böyle değilsin demiş oluyoruz ve onu uzaklaştırıyoruz. Ama neyi anlatıyor? Bunlar standart kalıplar ve yerine getiren bir şeyler değildir. Hem bireyin kendisi zaman içinde farklı biçimde davranabilir, standart bir birey yok. Hem de bireyden bireye aynı konum, toplumsal konum farklı biçimde gerçekleştirir. Çoğu zaman biz bir konumu tek tarzda davranılacakmış gibi yapıyoruz. Ama bir yanıyla da nasıl bir şey var? Bütün bu performansta işte karşıdakinden beklediğimiz rutinler de var. Yani bir idareciye gittiğinizde bir şey sorduğunuzda o ben bilmiyorum deyince şaşırıyorsunuz. Çünkü sen diyorsun eğer idareciysen şu şunları biliyor olman gerekiyor. Değil mi? Bazen de işte bilmese bile onu şu konuda bir danışalım sonra konuşuruz diyor. Değil mi? Bakın bunlar da sizi kurtaran şeyler. Yani o anda bilmiyorsunuz ama eyvah ben bilmiyorum mevzuatı da okumadım demiyorsunuz. Diyorsunuz bir bakalım, bir düşünelim üzerine. Ve siz sonra tekrar bakıp gerçekleştiriyorsunuz. Ha şimdi burada ilginç yanı, peki o zaman işte bu davranışlarımız sahte mi? Maskeli balo mu kısmı? Evet. Yani şöyle bir şey var. Evet, bireyler bu performanslar gerçekleştirdiği için belirli roller yapıyorlar. Belirli tarzda davranıyorlar falan. Ama bu her zaman yapılan bir şey değil. Mesela bir birey, işte bir doktor veya bir öğretim üyesi gerçekten bildiği bilgiye güveniyordur. Yani anlatabiliyor muyum? Ona inanarak da yapıyor olabilir. Bazen bilmiyordur, yine de öyle davranabilir. Yani hastalığın tam sonucunu şey yapmamış ama şu testleri yapalım bir bakalım diyordur. Değil mi? O yüzden bu şu anlama gelmiyor. Her zaman bir rol yapan, sahte davranan bir bireyler değiliz. Bazen gerçekten de ona inanıyor. Adam mesela böyle kendini özgüvenle hareket ediyor. Gerçekten de güveniyor. Veya o konuda en iyisi olduğunu düşünüyor. Ama bazen de öyle olmadığı halde de davranan insanlar oluyor. Ve diyoruz şuna bak, kendini ne zannediyor? Değil mi? Bu burada böyle bir şeyi vurguluyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bazı kurumlarda artık buralarda daha stratejik, iradi davranışlar, bilinçli davranışlar da gerçekleşiyor. Şimdi bir düşünün. Bir sürü özel şirket müşterilerle nasıl diyalog kuracağına dair personel eğitimden geçiyor. Pazarlama, özellikle pazarlama branşlarında, değil mi? Çünkü müşteriyle hem tartışmayacaksın hem onu ikna edeceksin ve bunun eğitimini alıyor. O yüzden de daha taktik biçimde, strateji biçimde yapan, rol yapan, müşteri fırça atsa bile evet siz de haklısınız ama deyip bir şeyler yapan, böyle bir davranan da var. Yani o andaki gülücük sahte bir gülücük. Ama Goldman'ın önemli kılan, biz her an sahte davranmıyoruz. Bu performansı yaparken her zaman bireyler sahte olmak amacıyla yapmıyorlar. Ama öte yanıyla da gizleyebiliyor. Mesela damga çalışması o yüzden ilginç. Orada bir yanıyla toplumun dışına atılmış insanlar var. Toplumun kabul etmeyeceği kesimler. Bunlar bazen tamamen dışlanmış oluyor. Bazen de bu damgalanma unsuru olacak şeyleri gizleyebiliyor. Mesela hırsızsınızdır. Ama bunu gizleyip hatta dürüstlüğü ön plana getirebilirsiniz. Ya da şeylerde çok var ya hocam, işte polisiyelerde zenginlerin, evet, hırsızlık yapması ve aslında, evet, sergiledikleri performanslardan dolayı ait oldukları sınıfın asla onları bir hırsız konumuna düşüremeyeceği mesela. Ya da yani bu onu kapatabilirsiniz. Var. Kapatmanın yolları da var. Veya tam o sizden beklenen zıttını da yapabilirsiniz. Ama neyi getiriyor? Maskeli balodan farklı, herkes tamamen sahte bir şeyle davranmıyor. Bunların bir kısmı zaten rutin olduğunda zaten öyle davranın diyorsunuz. Onu olağan gibi görmeye başlıyorsunuz. O davranış tarzı. Yöneticisiniz. Diyorsunuz ki zaten sert davranacaksın personeli. Ama bazıları da diyor ki, mesela Goffman'ın güzel örnekleri var. Öğretmen sınıfa giriyor. Diyor ki ben ilk başta çok sert girerim diyor. Çok sert olurum öğrenciye karşı ki onlar böyle şey olmasınlar. Çok gevşemesin. Ama daha sonra yavaş yavaş gevşetirim. İlk başta yumuşak olursam sonra kontrol edemiyorum seni. Bu bir taktik. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bir rutine oluşmuş bir taktik. Yani performanslar taktikleri de beraberinde getiriyor. Fakat bir taraftan bu işin bir de psikolojik boyutu var. Yani tüm bu performansları sergilemek zorunda olmak her bireyde aynı etkiyi bırakmıyor olabilir. Bazılarına bu performanslar ağır da gelebilir herhalde, değil mi? Yani evet, şimdi psikolojik dediğinde birincisi zaten yani sosyal psikolojiyle ilgileniyor Goffman. Yani özellikle sembolik etkileşimcilikte böyle bir alan var. Zaten ilk hedef nereden başlıyor? Karşıya kendini ifade etmek önemli bir hale geliyor. Sen kendini ifade etmeye çalışıyorsun.
karşının saygınlığını kazanmaya çalışıyorsun. Karşıdan da ona göre olumlu yanıt bekliyorsun. Bunu incelemeyi önemsiyorlar. Ondan sonra evet, yani siz bir mesaj verdiniz, bir davranış geliştirdiniz. Karşının da bu kodu okuyor olabilmesi gerekiyor. Evet. Bu kodu okumadığı an yaptığınız davranış da komik olabilir. Ve özellikle de mesela aynı alanlarda değilseniz, aynı toplumsal yerlerde değilseniz, mesela bir bürokrasinin olduğu yerde düşünün, bürokrasinin kuralları var. Yani arabanın sağ tarafından şu biner, sol tarafından bu biner falan. Şimdi mesela bu kodun olmadığı bir yerde ve o saygınlığı, kimin üst, kimin az olduğunu falan gösteren bir şey, başkası için komik bir şey. Yani bir arabanın niye o tarafına oturasın? Anlatabildim mi? Yani bu kodlar her zaman herkeste de aynı biçimde değil. Veya kuşaklar arasında mesela bir kuşağın önemsediği kalıplar, rutinler, göstergeleri bir başka kuşak için anlamsız. Onun farkında bile değil. Yani bu kültürlerde de var, kuşaklarda da, değişik mesleklerde de falan. O yüzden hem bir şey var, karşı taraf bunu okuyup farkına varabilir, bazen komik de görebiliyor. Öte yandan bazen iletişimsizlik de gerçekleşiyor. Ulaşmıyor tarafa. Anlatabiliyor muyum? Karşı taraf anlamak istemiyor belki de. Yani kasıtlı bir şey değil. Bazı yerlerde mesela daha böyle bedensel ifadeler önemli olurken bazı yerlerde sözel önemli. Yani sözel olarak ne dediyse o geçerli. Şunu söylüyor ve o geçerli. Onu değil mi? Başka yerlerde ise o sözel olarak söylemek yetmiyor. Bedensel bir şey de önemli. Bir şeye tekabül ediyor. O yüzden bak bütün bunları açmaya çalışıyor. Yani klasik içine birey toplumun içinde kurgusundan öte bir sürü farklı yerde biz başkalarıyla nasıl etkileşime geçiyoruz? Ve bunu sadece biz birey olarak yapmıyoruz. Yani birden nasıl bir inceleme alanı açtı? Ne söylediğimiz önemli. Hangi tonda söylediğimiz, hangi kelimelerle söylediğimiz önemli. Ondan sonra bunu söylerkenki yüz ifadelerimiz, tutumumuz, davranışlarımız, bakın daha hala bedendeyiz. Bunun ötesinde de beraber, yani etrafımızda başkaları var, onlarla beraber bir şeye tekabül ediyor. Yani bir sürü mesela sokakta, kurumlarda, siyasette saygın insan, üst düzey insan dediğim şeyler aslında o etrafındaki törenlerle gerçekleşiyor. Yani tek başına mesela o bireyi belki sokakta görsen normal kıyafetlerle başka bir şeye tekabül ediyor. Ama bir bakıyorsunuz yanında böyle kapısını açan, önünü kapatan bilmem ne falan, dışarıdan bakan biri, aha diyor bu önemli biri demek. O seremoniyle, o ritüelle beraber gerçekleşiyor. O takım bunu gerçekleşiyor. Biri bir şey söylüyor, hemen yerine getiriliyor. Artı bir üçüncü şey fiziksel bir ortamda var. İşte doktoru siz muayen kliniğine gittiğinde şey yapıyorsunuz. O ortamdaki düzeneğin içinde doktoru görürsünüz. Ve mesela onu kafede görseniz aynı şeyi hissetmeyebilirsiniz. Bir başka işte öğretim üyesinin bulunduğu derslik, değil mi? Çalıştığı ofis, onunla olan bağlantısı var. Bütün toplumsal kesimler için, yani o yüzden bakın ne yapmış oldu? Fiziksel ortam bize ne söylüyor? Fiziksel ortamdaki düzenek, görüntü, bedenen davranış tarzımız, konuşma, bütün bunlar hepsi bir araya geliyor. Ve karşımızdaki de bunu okuyor, yorumluyor. O yüzden mesela komedyenler, sitcomcuların en çok kullandığı şey, değil mi? Bu tip gündelik hayatta aslında yaptığımız şeyler. Ve bunları neden yaptığımızı açıkladığında komik hale geliyor. Yani ben şimdi sizlerden daha iyi olduğumu göstermek için şunu yapıyorum dediğimizde komik görünüyor. Değil mi? Ama tam da öyle bir şey. Yani aslında rutinin abartılması komiği oluşturuyor. Rutini niye yaptığını açıkladığında da komik oluyor. Evet. Yani ben sınıfa girdiğimde şimdi durun şimdi merhaba gençler falan diyorum çünkü sınıfın dikkatini çekeyim dediğinde komik oluyor. İşte hocanın dediği gibi ben onlardan daha sert olduğumu göstereyim. O yüzden ilk gün çok sertim dediğinde bunu bir taktik olarak yaptığını görünce komik hale geliyor. Olağan olsa, yani sanki orada bir olay olmuş da kızmış olsa sanki ya adam kızdı diyoruz. Ama bu bir taktik. Yani ben şöyle bir şey görmüştüm yani askerde. Komutan böyle 1-2-3 gündür yoktu ortada. Ondan sonra geldi böyle gezdi falan. Sonra yemekhanede böyle bir şeye kızdı. Pat diye elini vurdu, bağırdı masaya falan. Sonra neyse bayağı da sert, güçlü, bağırıyor falan. Herkes korktu. Sonra çıktı, of elim ağrıdı falan dedi yani. Eli ağrımış, sert vurmuş falan. Ama orada o sert değil, ben geldim, herkes toparlansın şeyini yaratıyor. Bu bir taktik anlıyorsun ki. Yani geldim, ortadayım, o gün göründüm. Anlatabildim, bu böyle bir şey. Bunu ama taktik, yani olağan içinde yapmak da mümkün. Yani bazı kişilerin artık gündelik hayatı ve öyle davranıyor. Bir kısımda insanlar taktik olarak yapıyor. Muhtemelen işte
patronlar, yöneticiler, değil mi? Bu tip taktikler zaman içinde gelişiyor ve geliştirdiğinin de farkında olmayabilir. Olağan olarak bakıyor. Kimseyle çok yüz göz olmayacaksın diyor. Antrenörüm çok çok samimi olmayacaksın. Diyaloğu dikkatli tutacaksın. Evet, özellikle mesela yöneticilikte bu profesyonellik olarak algılanıyor değil mi? Duyguları işin içine karıştırmamak, evet. Daha işte herkese aynı şekilde davranmak. Ama bütün bu söylediklerinizde performansta ve rollerde sanırım kültürel ve sınıfsal konumlar da önemli değil mi? Yani böyle alan açıyor. Yani şu yönü kıymetli. Her türlü toplumsal alan, bağlam, Goffman'ın bu şeyi önemserseniz açabileceğiniz, tartışabileceğiniz, inceleyebileceğiniz bir alana düşüyor. Siz bir ofisi de inceleyebilirsiniz. Bir aile içindeki ilişkileri de bu performans üzerinden ya veya etkileşim üzerinden bir devlet kurumunu inceleyebilirsiniz. Veya sokakta, yani bir sokakta insanlar nasıl etkileşime geçiyor değil mi? Bir semte gidiyorsunuz, bakın 2-3 tane İstanbul'un farklı semtlerini düşünün. O sokaktaki yürüyüşünüz değişiyor. Etkileşiminiz değişiyor. Bir yerde etrafa bakıyorsunuz, dükkanlara bakarak geziyorsunuz. Bir yerde mümkün olduğu kadar kimseyle bağlantı kurmadan şey yapıyorsunuz. Değil mi? Bakın bu etkileşimler farklı biçimde gerçekleşiyor. Ve karşıdaki de bunu anlıyor. O yüzden bütün bu alanları hem açmaya hem de tartışmaya mümkün kılıyor. Yani çoğu zaman bizde sosyal bilimlerde şöyle bir şey. Bir yerde sorun varsa incelenecek gibi bakılır. Goffman'dan hareket ederseniz her şeyi inceleyebilirsiniz. Yani kendi ailenizi de inceleyebilirsiniz. O evin içinde işte anne, baba, çocuklar, gençler birbirlerine karşı nasıl bir performans gerçekleştiriyor? Ve onu yaparken karşındakine nasıl bir mesaj veriyor? Nasıl taktikler uyguluyorlar? Yani bir görüyorsunuz gençler mesela ailede ebeveynlerine karşı davranışlarıyla dışarı çıktığında biri geliyor. Bir bakıyorsun onunla bambaşka davranıyor. Evet, adıyorsun demin kullandığını biliyormuş. Yani onu davranabileceğini de görüyorsun. Yani başka türlü davranma şeyi de var aslında. Ve şöyle bir önemli bir şey var. Onu damga çalışmasında total kurumda yapıyor. Total kurumda şöyle bir şey var. Yani kapalı kurumları inceliyor. Mesela yatılı okullar, hapishaneler. Değil mi? Ve bunlar da aslında diyor belirli dönemlerde törenler oluyor. Değişik etkinlikler. Mesela yıl sonu törenleri, etkinlikler. Ve burada çoğu zaman da rolleriyle ilgili müsamereler, tiyatrolar yapılıyor. Yani mesela hapishanedesiniz. Hapishanenin gardiyanlarının taklidini yapabiliyor mahkumlar rol gereği veya öğrenciler müdürün taklidini yapıyor. Şimdi burada ilginç bir şey çıkıyor. Diyor ki ha bakıyorsunuz ki aslında diyor bir mahkum da gardiyanın rolünü yerine getirebiliyor veya bir öğrenci de bir öğretmen gibi ders anlatabiliyor. O hocayı taklit ederken o rolü yerine getiriyor. Demek ki diyor bu fark ayrım yapısal bir şey değil. Daha çok dramatürjik bir ayrım. Ya aynı şey biraz önce verdiğin zengin biri, zengin ama tırnak içinde suçlu veya işte hırsız olan biri değil mi? Çok dürüst gibi davranabiliyor. Bir dramatürji gerçekleştiriyor. Ama zıttını da davranabilir. Kıymetli olan kısmı bu. Yapısal dersen A ve B grubu arasında bir ayrım var gibi bakarsın. Ama dramatürjik dersen ha diğer türlü de davranılabilir. Anlatabildim mi? Ve buna dair de çok ilginç çalışmalar yapıyor. Yani işte mesela bir öğrenciye siz başarılısınız vesaire dediğinizde öğrenciler de başarılı olmaya başlıyor. Ama siz hayır tembelsiniz, hiçbir şey yapamıyorsunuz falan diye vurgulamaya başladığınızda o tarafa doğru gitmeye de başlıyor. Ne şekilde? Yani dolayısıyla performanslar yönlendirilebilir hale de geliyor başkaları tarafından. Hem o var. Hem de o dramatürjik demek, yani bulunduğumuz toplumsal konum bizim kendimize has olan bir özellikten kaynaklı değil. Yani işte şimdi günümüzde siyahlar beyazlar arasında, beyazlar daha zeki, daha kendine özgüvenli olmasının sebebi gerçekten özgüvenli olmaları değil. O konumlanıştan gerçekmiş. Ama bir başka bir konumda siyahlar yukarıda, diğerler aşağıda olsun farklı davranabilir. Yani buna iyi bir örnek bu Das Experiment, deney denilen bir şey var ya, belgesel var. Bir grup yapıyorlar, yarısını mahkum, yarısını gardiyan olarak tanımlıyorlar. Ve ondan sonra gardiyanlar daha sert davranmaya başlıyor. Aslında gardiyan olmadığı halde. Kendilerine böyle bir rol verdiler. Mahkumlar da isyan etmeye başlıyor, karşı çıkmaya başlıyor. Birazcık bu Goffman'ın bu şeyle ilişkili. Bu dramatürjik olması, yapısal değil, dramatürjik demesiyle ilişkili. Yani roller birbirine girerse ve rol çatışması olursa da sorunlar ortaya çıkıyor, değil mi? Sorunları pek inceliyor mu Goffman?
Yani Goffman'ın şöyle bir şeyi var. Yani mesela damga gibi bir meselede bile sorunları çözmek için şunu yapmalıyız. İşte total kurumları incelediğinde ki orada çok eleştiriyor. Yani bu total kurumlar vaat ettiğini yerine getirmiyor. Akıl hastaneleri, hapishaneleri onu söylediği halde Goffman böyle bir çok sorunlar şu, çözümü bu olabilir gibi bir yaklaşım yok. Onun daha çok şeyi biz bu mevzuyu nasıl anlayabiliriz? Yani birinci kıymetli yanı mevzuyu nasıl anlayabiliriz? Mevzunun bağlantıları, ortak yanları ne? O yüzden mesela total kurumu incelerken şöyle yapıyor. Önce hapishaneler, sonra yatılı okulları incelemiyor. Aksine hepsine total kurum diyor. Hepsindeki ortak yönleri gösteriyor. O yüzden hapishaneyle yatılı okul aynı anda inceleniyor. Veya askeri okul. Hepsini bir araya getiriyor ve ortak yanları ne? Hangi taktikler uygulanıyor? Anladın mı? Ve bir yerden sonra da sanki yani olağanlaştırabilir, yani okuduğunuzda madem bütün kurumlarda oluyor, olağanlaştırılıyormuş gibi de bakabilirsiniz. Çünkü her kurumda aynı mekanizmadan geçiliyor diye yapılabilir. Yani bir eleştirel tonu var ama öyle çok doğrudan hissedilen bir şey değil. Özellikle bunun çözümü nasıl olacak dediğiniz kısma çok böyle vurgu yapmıyor. Daha çok sorunu göstermeye çalışıyor. Yani tespit ediyor yani. Evet. Sonuçta etkileşimlerin rollerle uygun olmaması beraberinde sorunları da getiriyor. Evet. Biraz önce biraz bahsettiniz. Bir de bu şey takım olmak. Yani takım olunduğu zaman da takımda ayrıca herkesin birbirine uygun performanslar sergilemesi gerekiyor değil mi? Evet. Yani zaten bir rutin var. O rutini tek başınıza gerçekleştirmiyorsunuz. Başkalarıyla beraber bulunduğunuz konuma göre değişen bir şey. İşte bir aile ortamını alın. Baba otoriter gibi davransa bile evdekiler onu ciddiye almadığında veya bir misafir geldi bir şey istedi yandakiler gitmediğinde bütün o şey çökecek. Otorite çökecek. Tartışsa bile çökmüş olacak. Çünkü artık tartışılmış bir şeye dönüşüyor. Anladın mı? O yüzden diğerleriyle beraber gerçekleştirilen bir şey. Bir takım var hatta bazı gizli topluluk gibi diyor. Çünkü bazı toplumsal ortamlarda bu takım yani mesela işte evin içinde, hastanede falan kimlerin takım olduğunu söylemek daha kolay. Ama bir sürü başka yerde kimler bağlantılı o rutini beraber gerçekleştiriyor çok rahat söyleyemiyoruz. Direkt kimseye de böyle bir kod verilmiş değil sen bu takımdansın diye. Ama o performansın içinde bir sürü insan bir araya geliyor ve sürekli gerçekleştiriyor. Ha, orada da nasıl bir şey var? Aslında sürekli gerçekleştirirken sorunlar yaşanıyor. Bir itiraz ediyor, diğeri karşı çıkıyor. Zaman içinde uyumlar sağlanabiliyor. Bazen sorun çözülemiyor bile. O yüzden bu takım ama hep onu çözmeye çalışıyor. Ve bir sürü gibi böyle kulak misafir olursanız bir sürü yerde hep böyle personel mesela kendi arasında tartışır. O izine gitti, gelmedi, sırrında değil mi? Bütün o tartışma veya biri söylemiştir, o yer, işini yapmamıştır. Yani orası böyle tam uzlaşının olduğu bir yer değil ama belirli bir etkileşimin ve rutinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir yer. Ama ne oluyor? İşte sizin performansınız gerçekleştirmeniz için onların performansına da bağlı. Birlikte gerçekleştirilen bir şey. Artı bir izleyici var. Kıymetli olan bir şey var. Her performansın bir izleyicisi var. Onunla beraber senin şeyin var. Yani bireyin kimliği hiçbir zaman tek başına değil ve mesela şu da ilginç işte. Bir sürü sosyal medya, online oldu. Bakın her birinde yine bir izleyiciyi dahil etmeye çalışıyor değil mi? Mesela izleyici ya aktif olarak katılabiliyor, buradan işte kalpçikler gönderebiliyor, yandan mesaj atıyor alta. Bunları neden önemsiyoruz? Karşıdan işte olumlanmak, beğeni almak, kabul görmek. Çünkü öbür türlü boşluğa konuşuyor gibisiniz. Anladın mı? Mesela şimdi bu son dönem online derslere geçtiğimiz için mesela bunu ben de hissettim. Ben normalde büyük amfide ders veriyordum ve bir şekilde sanki çok da büyük amfide derslerinde böyle çok da sınıftan katılım olmuyor. Aynı dersi anlatıyormuşsun gibi geliyordu. Ama ekrana konuşunca karşından birinden teyit, kafa sallama, dikkat almayınca böyle devam etsen mi, etmesen mi, espri yapmak lazım mı, yapmamak lazım mı? Bunu mesela hissedememeye başlıyorsun. Çünkü diğerinde sınır sana yine de yönlendiriyor aslında. Bakıyorsun ki biraz dikkat dağıldı. Ha diyorsun ki bu konudan başka bir şeye geç. Geçmek lazım. Veya dikkatleri arttı bu konuyla ilgilendi. Orayı biraz daha açıyorsun. O en büyük ve belki yıllardan anlattığın aynı derste bile aslında sürekli sınıfa göre bir nüans şey var. O yüzden bakın o izleyici benim ne anlattığımı, neyi şey yaptığımı, sunduğumu yönlendiriyor. Ki büyük amfi dersliklerinden bahsediyoruz. Anlatayım mı? Seminer gibi daha küçük
gruplar halinde bu etkileşim daha da fazla bir şey. İçeriği daha artmaya başlayabilir. O yüzden bir yandan takım var, bir yanıyla izleyici var, seyirci var diyelim ve onlarla beraber biz benliğimizin sunumunu yapıyoruz. Evet, sunuyoruz aslında. Evet, sunuyorsunuz. İşte o anda işte belki o günü kafanız çok karışık, başka konular düşünüyor ama derse girdiğinizde bir sürü konuyu geriye atıyorsunuz, dersinizi sunuyorsunuz. Ve sanki dünyanın o anda en önemli konusu oymuş gibi. Ama çıktığınızda belki başka meselelerle ilgileniyoruz. Yani bu bizim yaptığımız. Ve aynı gün içinde aslında bu tip bir sürü farklı performanslar gerçekleşiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz, bir sefer başka bir yerde haber oturup birileriyle haberleri konuşuyorsunuz. Bir sokakta birine geçerken, değil mi? Ona bir selam vermekle önemsediğiniz veya yol açmakla, geçerken birazcık yana çekilmekle ona saygı duyduğunuzu gösteriyorsunuz. Ve Bogman'ın işte ilginç bir yanı belki mesela burada bırakmıyor. Dramaturji deyip ondan sonra bırakmıyor. Mesela şöyle diyor, peki bu sonuçta bu bahsettiğiniz performanslar sanki tek bir şeyi gerçekleştiriyormuş gibi. Hastanede doktor dedi, okulda öğretmen dedi, değil mi? Ailede ebeveynler dedi. Peki mesela bir ama sonuçta bir sürü yerde de farklı roller gerçekleşiyor. Peki bir yerde bireyin üzerinde tamamen bir etkileşim varsa, kontrol, benliğini dönüştürme yönelik müdahale varsa ne olur? Ve total kurumu öyle inceliyor. Yani yatır okulda bir çocuk nasıl dönüşüyor? Hapishanede bir mahkum dönüşüyor mu? Benliğine ne oluyor? Anlatabiliyor bütün burada total kurumlardaki araştırmak istediği şey öyle bir şey. Üçüncü bir şeye geçiyor. Bunların her birinde biz bir saygınlık üzerine konuştuk. Peki toplumun içinde bir sürü de şey var. Aslında toplumda normal kabullenmeyen, sorunlu görülen, suçlanan, dışlanan, örselenmiş kimlikler var. Bunlar nasıl davranıyor? Değil mi? Yani örselenmişsin, toplum sizi zaten dışlanmış. Peki bu bireyler toplumla nasıl bir etkileşime giriyor? Nasıl üstesinden geliyor? İzlenimlerini nasıl idare ediyor kendisi hakkında? Bunu incelemeye başlıyor. Sonra bir hamle daha yapıyor. Gündelik hayatın içinde bir sürü farklı karşılaşmalarımız var bizim. Otobüs durağında, şehirde, kamusal alanda. Biz buralarda ne yapıyoruz? Yani bakın bu dediğim orada karşılaştığınız kişi sizden hiçbir şey talep etmiyor. Ama o anda bile siz aynı ortamda bulunduğunuz an onun varlığı sizi etkiliyor. Ve siz ona göre bir ifadede bulunuyorsunuz. İzlenim yaratıyorsunuz. Etkileşimde bulunuyorsunuz. Evet ve bunlar evrensel. Yani dünyanın her yerinde metroda insanlar aynı şekilde davranıyorlar. Aynı etkileşim. Yani evrensel demeyelim ama yani bazı şeyleri ortak diye. Ortak. Çünkü mesela bu evet. Dramaturji bile tepesine binmeye çalışmıyor yani. Evet. Dramaturjiyi bile diyor ki yani ben evet inceledim ama başka bir toplumda bu dramaturjinin içeriği tutum mu, söz mü, hangisi daha ağırlıklı olacağı değişebilir diyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani şeyde de davranış kalıbı standart demeyelim. Hı-hı. Ama etkileşim denilen şey her yerde var. Evet. Bunun ilginç olanı bu etkileşimin içeriğine neler kodunuyor? Nerede kodlanıyor? İşte bir yerde çok kibar bir yani mesela bazı şehirlerde İnsanlar sizden mümkün olduğu kadar uzaklaşarak geçiyor ve sana birazcık mesafe bırakıyor. Anlatabildim mi? Bazı yerlerde bu çok önemsenir, yandan geçiyor. Hatta diğer türlüsün garipte karşı bunlar niye benden korkuyor? Değil mi? Bu bir korkunun göstergesi de olabilir. Çekinmemeni, senin kendini rahat hissetmen için de davranabilir. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Goffman derin bir mevzu, değil mi? Zimmer gibi. Temmuz'da yani yeniden bir program yapacağız hocayla ve Goffman'ı konuşmaya devam edeceğiz. Belki diğer kitaplarına daha çok gireriz. Böylece mesela Damga'ya çok değinemedik, Tımarhanelere de çok değinemedik. Onlar da gerçekten üzerinde durulması gereken eserleri. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonrakinde yine biraz daha açarız Goffman'ı. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.